Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi, depremlerden etkilenen afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için başlatılan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek verdi. 20 ev depremzedelerin kullanımına açıldı. Depremden etkilenen vatandaşlar yeni yuvalarına yerleştirildi. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelerden yardımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, Ordu'ya gelen depremzedelere psikososyal destek vermek için çalışma başlattı. Psikologlar destek almak isteyen depremzedelere aile destek merkezinde hizmet verecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi deprem sonrasında da bölgede etkin bir rol üstleniyor. Gönderilen oyuncakları kırsal mahallelerdeki çocuklara ulaştıran ekipler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu aracılığıyla da çocukları ve ailelerini tiyatroyla buluşturuyor. Tarihi 600 yılı aşan ve bu dönemler içerisinde birçok kez hasar görerek onarılan Eski Pazar Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi cami Ramazan ayında ibadete açılacak. Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında Aybastı ilçesinde uzun yıllardan bu yana yetiştirilen yerli armut çeşitleri mevcut ağaçlardan kalem alınarak aşılama yöntemiyle çoğaltıldı. Çoğaltımı yapılan 1500 armut fidanı tekrar toprakla buluştu. Gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla tarihi eserleri geleceğe taşıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında kamulaştırılan Altın Ordu Selimiye Mahallesi Hamam Sokak'ta bulunan tarihi konağı, Ordu Valiliği YİKOP Başkanlığı'nın da destekleriyle restore ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan meyve ağaçlarında aşılama kursuyla üreticilere ve meraklılarına aşılama eğitimi veriliyor. Kursa katılan vatandaşlar meyve aşılamanın püf noktalarını öğreniyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ordu'da bulunan depremzede kadınlarla kadın muhtarları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.